Herkese merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Amerika'da engelli bireylerin ne gibi hakları olduğunu biliyor musunuz? Bugün sizlerle Amerika'da engelli haklarını, engelli öğrencilerin Amerika'da ne gibi hakları olduğunu konuşacağız. Bu konu benim uzun zamandır üzerine içerik hazırlamak istediğim bir konuydu. Bu videoda sizlerle Amerika'daki engelli bireylerin iş bulma, çalışma, ev tutma, öğrencilik ve oy kullanma haklarından bahsedeceğim. Amerika'daki ve genel olarak dünyadaki engelli hakları ve engellilere tanınan haklara ilgili söyleyecek çok şey var biliyorum. Ben bu videoya size genel bir çerçeve çizmiş olsam da önümüzdeki dönemde sizin sorularınız doğrultusunda daha detaylı içerikler hazırlamak hedefindeyim. Hazırsanız konumuza başlayalım. Sizce dünyadaki binalar, sistemler ya da uygulamalar engelleri düşünerek mi dizayn ediliyor? Sanıyorum hayır. Ancak bugün dünyaya baktığımızda bazı ülkede bu konudaki haklar ve atılan adımlar noktasında ciddi eksiklikler olabilse de genel olarak dünyada bu konudaki farkındalığın arttığını söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi engelli hakları ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte. Amerika'da engelli haklarına dair yasalar. Amerika'da ise engelli vatandaşa yönelik ilk yasa 1978 yılında yürürlüğe girmiş. Bu yasa engelli bireylerin okul, iş yerleri, kamu kurumları gibi yerlerde ayrımcılığa uğramamalarının önüne geçen, fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen bir sivil haklar kanunu. 1986 yılında ise Ulusal Engelli Konseyi'nin ADA olarak kısalttığımız Americans with Disabilities Act, Engelli Amerikalılar Yasası'nın önerilmesinin ardından yasa 1990 yılında Amerika'da yürürlüğe girmiştir. Öncelikle bu yasanın içeriğinden bahsedeceğim, sonrasında ise bu yasayla neler değişti bundan bahsedeceğim. ADA, resmi kurumlarda ve oy kullanmak gibi resmi uygulamalarda, özel sektörde iş kapsamında, ulaşımla ilgili süreçlerde engelli nitelikli bir kişiye karşı ayrımcılık yapılmayacağını garanti altına alıyor. Bu anlamda da bu yasayla birlikte Amerika'da birçok alanda engelli haklarına dair yeni atılımlarda bulunuldu ve kurumların engelli haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik farkındalıklarında da olumlu bir etki yaptı diyebiliriz. Bunun yanında Amerika'da bulunan birçok vakfı engelli hakları ve engeller için tanınan imkanlar noktasında olumlu adımlar atmakta. Şimdi sizlere genel başlıklar halinde Amerika'da engelli bireylere ne gibi haklar tanıyor bundan bahsedeceğim. Öncelikle biraz iş bulma ve çalışma süreçlerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Yasalara göre 15 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinin işe alımlarda, terfilerde, işten çıkartmalarda ve kapsam dahilindeki diğer tüm iş süreçlerinde engelli bireylere herhangi bir ayrımcılık yapması yasaktır. Örneğin bir işe başvuruyorsunuz. Siz başvuru yaparken engelli bir birey iseniz bunu başvuru formunda belirtmeniz, söylemeniz gerekmiyor. Çünkü siz herkesle aynı şekilde değerlendiriliyorsunuz. Eğer işi yapabilecek yeterliliğe sahipseniz, size engelli olduğunuz için daha az maaş teklif etmeleri ya da son dakika sizi işe kabul etmemeleri ise Amerika'da suç olarak sayılıyor. 2. Ulaşım. Amerika'da engelli bireylerin ulaşım imkanlarında birçok kolaylık sağlanmış durumda. Engelli Amerikalılar Yasası, ulaşım hizmetlerinde engelli bireyler için tüm kolaylıkların sağlanmasını garanti altına alıyor. Bu anlamda da Amerika'daki ulaşım hizmetlerinin engelli bireylere yönelik her türlü zorunluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin ulaşım ağları arasında transit geçit yapan engelli yolculara gerektiğinde bir araçtan diğerine geçişlerde destek sağlanıyor. Engelli bireylerin otobüs, tren, uçak gibi ulaşım araçlarına erişimi ve kullanımı noktasında tüm gereklilerde yerine getirilmek zorunda. 3. Ev kiralama ve haklar. Biraz da ev kiralama süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki Amerika'dasınız ve ev kiralayacaksınız. Ev sahiplerinin size engelli olduğunuz için evi kiraya vermeme gibi bir hakkı bulunmuyor. Bunun yanında evin içinde size kolaylık sağlayabilecek fiziksel değişimler yapma hakkınız da bulunuyor. 4. Oy kullanma. Amerika'da resmi işlemler ve oy kullanma dönemlerinde de engelli vatandaşlar için tamamen engelli olmayanlarla aynı haklara sahip oldukları bir düzenleme bulunuyor. Bu anlamda da herhangi bir engelli bireyin oy kullanmasına engel olunması yasak ve engelli bireyler dilerlerse oy kullanmak için kendilerine destek olacak birini seçme hakkına da sahip. 5. Öğrencilik ve burslar.
Şimdi de en çok merak edilen konulardan birine değinmek istiyorum. Amerika'da engelli öğrencilere tanınan haklar nelerdir? Öncelikle söylemeliyim ki herhangi bir engeliniz olup olmamasına bakılmaksızın öğrencilere sağlanan burs imkanlarına başvurabilirsiniz. Bunun yanında da bu burslara ek olarak başvurabileceğiniz Amerika'da engelli öğrencilere burs imkanı sağlayan birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. Bu anlamda hem engelli öğrencilere direkt destek veren kuruluşlar üzerinden hem de üniversitenizin üzerinde burs alma imkanınız bulunuyor. Bunun yanında üniversitelerin engelli öğrenciler için özel birimleri ve sağladıkları imkanlar bulunuyor. Örneğin Harvard Üniversitesi hem öğrenciler hem de üniversitedeki tüm çalışanlar için konaklama imkanından tutun, ergonomi çözümleri, otopark alanları gibi birçok alanda engelli bireylere yönelik imkanlar sağlamakta. Hatta engelli kişilere rehberlik eden evcil hayvanları da sağlamakta oldukları konaklama imkanlarını dahil etmekte. Tüm bunlara bakıldığında Amerika'da engelli öğrenciler için birçok anlamda çeşitli imkanlar bulunduğunu söyleyebilirim. Videonun başında sizlere bahsetmiştim. Engelli hakları ilgili söylenecek çok fazla şey var. Amerika'da bahsetmiş olduğum gibi engelli bireylere yönelik birçok hak bulunuyor. Ancak unutulmamalı ki videonun başında söylediğim gibi bu dünya en başından engelli bireylere yönelik dizayn edilmemiş. Bu bir gerçek. Ve bizler engelli bireyler için engelli ne olursa olsun sahip bulunan hakların eşit olması, eşit şekilde her türlü imkana ulaşabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Amerika'da engelli bireyler için birçok girişim olmasına rağmen burada da hala atılacak birçok adım var. Bu videoda sizlere Amerika'da yaşayan ve engeli sahip olan bireylerin ne gibi hakları olduğundan bahsettim. Umarım bu videoda sizler için genel bir çerçeve çizebilmişimdir. Yorum bölümünde lütfen bana sormak istediğiniz soruları yazmaktan çekinmeyin. Ek olarak Amerika'da okumak isteyen engelli olan öğrenciler için birçok burs imkanı ve çeşitli kolaylıklar sağlandığından sizlere bahsetmiştim. Bu imkanları araştırabileceğiniz çeşitli linkleri resmi sitelerine açıklama kısmına ekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.